Bilge Yılmaz istifa etti partisinden. Burada özür dilerim. Yaprak dökümü. Evet, yaprak dökümü gerçekten öyle. Bilge Yılmaz ki profesör, önemli bir isim. Evet. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacağımız çok iş var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İyi Parti Ekonomi Politikaları Bakanlığı görevinden başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Partiden istifa etmemiş. Genel başkanlık görevinden istifa etmiş. Efendim? İddiası var. Olabilir ileride diye. Tabii. Bu gece eğer 3%'ü geçemezse İYİ Parti, Meral Akşener'in de istifası gelebilir. Tabii, belki de onu göreceğiz. Şimdi Bilge Yılmaz dedik, İYİ Parti dedik. Tekrar Özlem geldi. İYİ Parti'de bir değişiklik bekliyor muyuz? Bu oranlardan sonra, bu ne bileyim değişimden sonra, Meral Hanım'ın söyledikleri. Senin kafanda nasıl bir İYİ Parti var önümüzdeki günlerde? Merkez sağda mı, yoksa hala daha milliyetçilik kulvarında giden bir İYİ Parti mi göreceğiz? Yani İYİ Parti merkez sağdaki boşluğu doldurma hayaliyle ve iddiasıyla ortaya çıktı ve bir heyecan dalgası yarattı. Ama en son Meral Akşener'in performansı da gösterdi ki bu iddiadan çok uzaklaşmış durumdalar. Evet. İşte seçmeni azarlaması seçim meydanlarında vesaire. Ama İYİ Parti'de önemli olan şu, az önce de söylemiştim. Önemli bazı isimler uzun süredir suskun. Zaten onlar bir uzaklaştırıldı partiden. Bir takım görevlerle ya da sessiz kalmaları beklendi. Meral Akşener çok az isimle hareket ediyor. Ben örneğin İYİ Parti'nin önemli isimlerinden birine sormuştum. Kim şu an çevresindeki akıl hocaları? Yani Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın. Onlar Oktay Vural. Onlar sessiz. Yani onlar sessiz. Peki? Oktay Vural, Kürşat Bey işte parti sözcüsü. Onlarla birlikte hareket ediyor Meral Hanım. Ve oğlu ile çok yakın temasta. Yani oğlunun da bu işlerde çok etkili olduğu partide söyleniyordu zaten uzun süredir. Ama buradan yani istifa buna dahil her türlü şey olabilir. Ama İYİ Parti biter mi? Öyle bir iddiadan söz etmek zor. Çünkü hazine yardımı var. Çok büyük bir bütçesi var. Abi biraz sonuçlardan koptu. Biraz bir cümlesi alayım. Liderlerin seçimi kaybettiklerinde o gece istifa ettiklerini gördüğümüz an demokrasi. Türkiye'de demokrasi için müthiş bir ışık yanmış olur. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Gelelim ilçeler diyordun. İstanbul'u geliyor. Şimdi İstanbul'u bakın. İstanbul'u aldık. Dikkat edin, bu güzel bir grafik. İstanbul'da şu anda Anadolu Ajansı %51 açmış. Veri girişi yapmış. Aradaki fark %9 İmamoğlu ile kurum arasında. Kadıköy'den gidiyoruz. Kadıköy'de %72,5 Mesut Köse daha var. İkinci sırada Veli Aslan var. TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu %4,7'de. Üsküdar'ı verin. Üsküdar'dan sonra bana Çekmeköy'ü verin, tamam mı? Üsküdar, Çekmeköy, lütfen oraları verin. Önce geliyor. Burası kalsın. Ha, buraya. Peki, tamam, sırayla harikasın. Sinem Dedetaş Üsküdar'da. Ki Hilmi Bey'in de orada çok iş yaptığı falan söyleniyordu. %13,3'ü var ama kafa kafaya gidiyor yarış. Evet. Fatih, Cumhurbaşkanı'nın da Meral Akşener'in devi Üsküdar'da. Evet, Fatih Cumhurbaşkanı'nın da Meral Akşener'in devi Üsküdar'da. Üsküdar seçiyor. İstanbul kadar anlamlı onlar için. Tabii çok önemli. İstanbul Maltepe geldi. Maltepe'den sonra bana ilçe verin. Beşiktaş verin. Esenyurt verin. Anadolu yakasını bitirelim sonra. Anadolu yakasını bitirelim. Öyle gidelim. Güzel. Orada. Peki Maltepe'de 61,9 %62 Esin Köymen var. İkinci sırada Kadem Ekşi var. Silivri'yi ver. Böyle gidiyorsunuz. Tamam, peki. Tuzla da önemli. Çatalca'da. Silivri'de el değiştirmiş. Bora Balcıoğlu %54. Milliyetçi Hareket Partisi %38,1, %13,3 civarında bir oy oranı. Volkan Yılmaz başkandı. Ama daha %13,3. Evet.